Merhabalar. Haftanın öne çıkan başlıklarını konuşmak üzere karşınızdayız. Bu hafta en çok ekonomiyi ve tanzim satışları konuştuk. Bizim de gündemimizde ama daha başka şeyler de var. Gözden kaçırdıklarımız. Hemen Süleyman Karan'a merhaba diyelim ve başlayalım. Nasılsın? Hastayım ya. Nasılsın? Hastayım. Sen de hastasın. Ben iyiyim. İyi. Yani benden garip sesler çıkarsa bunun bir sebebi grip, bir sebebi de gerici yoz bezimdir. Ya o yüzden hırıltılarım çıktığında bu ikisinden birine yorabilirsiniz. Normalde hırıldamıyorum yani ama. Sen ama şey ekrandan çok sert görünüyorsun zaten. Bir de böyle hasta olduğun zaman daha da sertleşiyor sesin. Öyle mi? Evet öyle diyorlar. Ben de diyorum ki yanılıyorsunuz aslında hiç öyle biri değil. Çok böyle hani neşeli şen şakrak ama çok ciddi. Belli şeylere yani. Karşı böyle hırıltı çıkartıyorum. Ben diyorum yanlış konulara denk gelmişsiniz. Sert konularda izlemişsiniz Süleyman. Öyle diyorlar. Bu hafta en çok tanzim satışları konuştuk Süleyman. Ekonomik kriz tabii çok şey yapmıştı. İnsanları artık isyan edecek duruma getirmişti. Erdoğan halkın nabzını çok çabuk yakalayan bir bu konuda da hani manevraları çok güçlü bir lider. Değil mi? Ama sanki yavaş yavaş sıkışarak manevralarını yapıyor. Dar alanda kısa paslaşmalara geçtiler gibi. Suriye olayı kapandı çünkü oradan bir şey yapamayacaktı. Hani Vatan Millet Sakarya üzerinden belki milliyetçi duygularla hani bu durumu kamufle edebilirdi. Ama Suriye biraz boşa düşünce ve ekonomik kriz sesleri de çok duyulmaya başlayınca çabuk müdahale etti Erdoğan. Bunun devamının da geleceğini öğrendik. Deterjan satmaya başlayacak, kuru baklagilleri satmaya başlayacak. Yani böyle hani artık marketler zincirine doğru gidiyor sanıyorum. Ama ilk günlerdeki yoğunluk hafiflemiş dediler dünkü işte görüntülerden izlediğimiz kadarıyla. Sanıyorum çok da fazla zaten tercih de yok. Domates, işte salatalık, patates, soğan, biber. Bir iki meyve var galiba. Bir iki meyve var. İşte patlıcan zaten hani zaten sabahın çok erken saatlerinde bitiyormuş bunlar. Gittiğiniz zaman bulamıyorsunuz da hani kalmamış oluyor. Bununla ilgili şikayetler de vardı hani. Ama yavaş yavaş yoğunluk da azalmaya başlamış gibi. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ekonomi bunların burnunu sürtüyor ve bugüne kadar sürekli CHP atıp tuttukları, aslında CHP ile de tümüyle ilgisi olmayan, CHP ile ilgili olan bölümü işte Kıbrıs çıkartması vesaire vesaireydi. Evet. Aslında o sebeple ambargodan dolayı olan bazı şeylerden bahsediyoruz. Şimdi öyle bir şey de yok. Tabii. Buna rağmen geldikleri durum işte bu. Tanzim satışlar, çadır. Evet. Çadır evet, ya. Evet. Çadır ya da işte ne diyorlar onu konteyner gibi şeylerle. Yani bu kadar işte hani çadır iktidarının çadır pazarı gibi bir şey var. Her anlamıyla şey 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı gibi bir hikayeden bahsediyoruz. Karne uygulaması gibi bir şey yapıyorlar. Karne yok ama 2 kilo patates alabiliyorsun ya da 3 kilo patates alabiliyorsun. 3 saat bekleyip alıyorsun bunu. Yağmur altında bekliyorsun. İşte 3 kilo patates aldın, 3 kilo soğan aldın, 3 liradan aldın. Diğer yerde ne kadar? 6 lira, 7 lira falan gibi bir şey. Ha bu arada ne oluyor? Her gün zarar yazıyor devlet. Evet. Yani ne yapıyor aslında? Kabadayılığı nereden yapıyor? Aslında bizim vergilerimizden alıyor. Bize bunu 1 Nisan'dan sonra tekrar sokacak mı? Evet. Sokacak. Yalnız ben orada hani bunun üzerinden mesela şey yapıyoruz ya devleti işte, yani Erdoğan'a da yükleniliyor bir şekilde hükümete. Yani bu bizim cebimizden çıkacak. Bizim cebimizden hazinenin parasından, vergilerimizden artistlik yapıyorsun diyorlar ama doğrusunu söylemek gerekirse ben geçmediğim köprünün parasını ödeyeceğime, Diyanet'e bir sürü para aktarılacağına, en azından milletin karnı doysun diye paramın gittiğini düşünmekten vicdanen rahatım. Ama diğerlerini de yapıyor. Yani keşke onlar yapılmamış olsaydı da keşke halkı doyurmak için sadece para kıtılsaydı. Yok. Bu beni vicdanen rahatlatırdı doğrusunu söylemek gerekir. Şimdi böyle bir rejim, yani ne serbest piyasa ekonomisini tam uygulayabilen, rantçı, talancı, yalancı bir rejimin yapacağı şey sürekli bunu artırarak yapmak. Bunun dışında çaresi kalmadı çünkü kaynakları tükendi. Kaynakların nasıl tükendiğini daha sonra yağma ekonomisinde konuşacağız. Ama şunu vurgulamak lazım. Türkiye'ye verdiği en büyük zararlardan biri bu iktidarın 17 yıldır değil mi? 17 yıl oldu. Evet, 17. yılı tarımı bitirmek oldu. Maalesef. Ortak tarım politikalarını bile anlayamayan bu iktidar
ki ortak tarım politikaları Türkiye'de Türk tarımına büyük zarar veren bir şeydi AB ile ilgili ve AB ile de ilişkilerimiz ortada. Tarımı bitirdi. Ya tarım bitince zaten bunlar olacak. Üstüne üstlük bir de ekonomik durgunluk ve gizlenmiş bir kriz varsa çok daha fazla çadır açmak zorunda kalacak. Evet. Çadır atacak para var mı? O da belli değil. Yok sanırım. Yok. O zaman ne yapacak? Artık... Son cebimizdeki parayı da almaya çalışacak. Çünkü iktidarda kalması için böyle manavlık yapmak zorunda. Evet. Manavlık yapmazsa iktidarda da kalamayacak bir duruma geliyor. Hikaye biraz böyle bence. Bu da artık hani iler tutar tarafı kalmadığını gösteriyor gibime geliyor. Bakalım nereye kadar gidebilecekler. Ama Türkiye'yi çökertmeden, bitirmeden de gidecekleri yok. AKP bakanının kendisi söylemişti. Paramız var ki ithal ediyoruz dediler. Dün de bir bakanı çıktı dedi ki artık biz hani üretime geçeceğiz. Üretimde işte Türkiye'yi kalkındıracağız. İşte ekeceğiz, biçeceğiz ve ihraç edecek duruma geleceğiz demişlerdi. Ne zaman? Yani her şeyi sıfırlayıp hani paramız var ki ithal ediyoruzdan paramız yok demek ki üretime geçeceğiz gibi bir sonuç çıkıyor ya, sanırım. İthal dediği de Suriye'den patates değil mi? Evet, muhtemelen. Suriye'den. Yani savaş da... içindeki bir ülkeden sen ucuza patates alabiliyorsun. Daha büyük utanmazlık var mı ya? Evet. Daha büyük şu tarafı da var. Yani orada kimyasal silahların kullanıldığını da biliyoruz. Yani toprağı zehirli bir yerden toprağı bahsediyoruz. Toprağı zehirli değil mi? Tamamen vatandaşı da işte hani sağlığını... Bir de bu tartışılıyor. Evet, bir de bu tartışılıyor. Ona da ne diyecekler? Evet. Neydi? Kader mi? Kader de diyebilirler. Yok, patates işte. Çünkü... Hükümet patates ya. Cidden bu hükümet patates artık yani. Yani onlar çok çabuk sözlerinden dönen insanlar zaten. Hemen bunun üzerine de bir örnek getirebiliriz. Erdoğan esnafa hem işte neredeyse terörist muamelesi yaptı. Neredeyse şunu söyleyecekti herhalde. Yani bir işte markete girip işte market sahibine işte Murat Karayılan, işte Abdullah Öcalan muamelesi yapabilirsiniz gibi bir şey çıkacaktı. Neredeyse terörist olarak bunları hani mağaralarına girip illerine girmekle suçladığı kişilerle eş tuttu ve gerçekten esnafı da bu konuda çok kırdı ve kızdırdı diyebiliriz. Esnafa çatmıştı. Hemen 2-3 gün sonra sözlerini geri aldı. Bir o videoyu izleyelim. Erdoğan nasıl değişiyor, nasıl manevra yapıyor? Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış, bu sıfata, bu şerefe nail olmuş bir kardeşiniz olarak sizleri en iyi ben anlarım. Domates, patates, patlıcan, sivri biber vesaire. Kardeşlerim, bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çetede öyle türedi. Kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki de terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Evet. Esnaf hem çete oldu hem terörist oldu. Bir bu şeyler yakında oldu. Şey, bunlar yakında şeydi diyecek. Bak domates, DHKPC'li, patlıcan işte PYD'li, karnabahar, FETÖ'cü diyecekler IŞİD yani. IŞİD hangisi çıkacak acaba? Ben bekliyorum. IŞİD sivri biber mi? Bilemiyoruz. Tabii bu tanzim satışlar hani şu an kısa bir ilaç gibi geldi insanlara ama... Yani 31 Mart'tan sonra 2,5 aylık bir süreç için başlatılmış bu. Bir de utanmazlığa bakar mısın Tabii. ya? Seçim sonu bitireceğim diyor ya. Değil mi? İlaçlara da zam geliyormuş. Akit bununla ilgili şey diye bir manşet atmış. %26,5 değil mi ilaçlara zam? Evet, evet. Patlıcanı ellerine verdi diye cinsiyetçi bir manşetle vermiş bunun için. Fitili de verecekler herhalde ilaçlara gelince. Akit'in yeni atacağı manşetleri merak içerisinde bekliyoruz yani. Ben şey getirmek istiyorum. Bir de onunla ilgili seni de çok yormak istemiyorum. Bugün ben daha çok konuşayım bari. Seni az konuşturayım. Bu vatandaşa müstahak diyen insanlar çıktı ya. Bu kuyrukta bekleyen vatandaşa müstahak olduğu hani... AKP hem oy veriyorsunuz orada yağmurun altında beklemeyi hak ediyorsunuz daha beter olun diyenler oldu. Bunun üzerinden biraz konuşmak istiyorum ama bir video var mesela ilk önce o vatandaşı bir dinleyelim ondan sonra onun üzerinde konuşalım. Bu video benim çok içime dokundu, çok içime acıttı. Arkadaşlar Tanzim kuyruğuna girmek zorumuza gidiyor diyen
tanzim kuyruğuna girmek zorunda kalıyor. Yani emekli insanın düşürdük değerleri bu yani. Hani ekonomik geçinmek zor. Hayat şartları zor ama düşürdüğümüz hallere bak yani. Önceki 76'larda bu vardı. Ecevit'in döneminde vardı. Ecevit'in döneminde olduğu zaman komünist diyorlardı. Ama şimdi sağ partiler yapıyor. Onlara karşı hiçbir şey yok. Siz ne kadardır şimdi bekliyorsunuz? Yarım saat oldu bekliyorum. Yiğit omuz kuru soğana diye bir söz var. Bana milleti muhtaç ettiler. Bunu muhtaç ettiler yani. Bu kuyruğa girmek zorunuza mı gidiyor? Herhalde zorumuza gidiyor. Kimin gitmez ki hanımefendi? Buradakilere sorun hepsinin zoruna gider ya. Çünkü geçinmek zor. Hayat şartları zor. Yani kirası var, şeyi var. Aldığın ücret belli, asgari ücret. Nereye kadar? Kiram var, şeyim var. Yetmiyor yani. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ecevit döneminde olan kuyruklar sigara kuyruğuydu, içki kuyruğuydu. Yani tekel ürünleri kuyruğuydu. Evet. Tüp gaz kuyruğuydu. Bir ara margarin kuyruğu oldu. Bir de fuel oil kuyruğu vardı. Sanıyorum ambargo sebebiyle. Tabii ki bunlar 74 harekatından sonra olan şey. Bu yalancı siyasal İslamcılar o kadar çok yalanı birbiri ardına söylüyor ki bak insanlar buna inanıyor. Hiçbir zaman bu ülkede soğan kuyruğu olmadı ya. Evet ama onu da söylüyorlar patates zaten. Patates kuyruğu olmadı ya. Evet biz kuyruğa girdik ama hiçbir zaman sebze meyve kuyruğuna da girmemiştik. Şöyle bir şey demek lazım. Şu çok kötü bir laf. Biraz önce konuştuğumuz hikaye. Müştahaktır lafı. Evet. Çok iğrenç bir laf. Ve aslına bakarsan bu şeyde de kuyruktakilerin tepkisini de işte koyunların tepkisi diye verenler de çok yanlış yapıyor. Evet. İnsanlar utanıyor kuyruğa girmekten. Evet, ya AK Parti oy da veriyor olabilir, Hacı Hoca da olabilir ama oradaki tepki o kadıncağızla o sert tepkiyi veren sakallının tepkisi evet. Salt politik bir tepki değildir. Bir utanç meselesidir bu. Ben de öyle düşünüyorum. Sanıyorum çekilmek istememelerinin, görüntülenmek istememelerinin ana sebebi ya, bu. O kadar öfkelenmek. Öncelikle budur. Evet. Ha sonrasında şimdi bu tarzla yaklaşırsan bir insana o gider tekrar AK Parti'ye de oy verir. Evet maalesef. Böyle aptallık yapılmaz. Sen kimsenin yoksulluğuyla, parasızlığıyla patates almak için 3 saat beklemesiyle dalga geçemezsin kardeşim. Hı hı. Bunu yapamazsın. Peki bir şey soracağım. CHP bu süreci iyi değerlendiriyor mu sence? İyi anlatabiliyor mu insanlara neler olduğunu? Yani bu tanzim satışın ne olduğunu, kimin cebinden çıktığını veya işte ekonomik krizin şu an bizi getirdiği süreci gerçekten vatandaşa anlatabiliyor mu? Yani sadece işte hak ettiniz ya da hükümeti işte tanzim satış kuyruğuna insanları mahkum ettiniz diye eleştirmekten ziyade gerçekten bir şey yapabiliyor mu ya da yani nasıl ne yapabilir? Şimdi sözcüleri bir şekilde anlatıyor bunu bence. Bir sorun yok. Sıkıntı CHP'ye oy veren ya da başka partilere oy veren bazı insanların orta gelir grubundaki insanların bu tepkisi. Evet. Yoksa bence CHP işte anlatabildiği kadar anlatıyor. Çıkabildiği kadar kaç tane medyaya çıkabiliyorsa anlatıyor diyor. Ha bütünsel bir anlatım yapabiliyor mu? Ha bir ikisi yaptı işte tarım politikalarından yola çıkıp ekonomideki rezaleti anlatıp yapmaya çalıştı. Ha yeterli değildir çünkü CHP'nin içi başka türlü kaynadığı için, evet. insan kaynakları kalitesi düşük olduğu için, kurmaylarının kalitesi ortada olduğu için evet eksik anlatıyordur, yeterli anlatmıyordur, vurucu anlatmıyordur. Muhalif için aslında çok büyük bir koz hükümete karşı ve bunu şu anki mesela iç çekişmeler sebebiyle ya da peşine düştükleri şu an kendi başka sorunları sebebiyle çok gözden kaçırdıklarını atladıklarını düşünüyorum. Yani bu yeterince değerlendirilebilse sanki vatandaşa değil mi? Evet. Kandırmak ama, ya da onları anlatabilmek daha kolay işte olacak. Ama işte eski il başkanı pusuya yatmış oradan onları nasıl ayağını kaydırırım derken öbür belediye başkanı olamayan aday çıkamayan evet. DSP'ye geçip nasıl ben pislik yaparım diye düşünürken sen ne bekliyorsun ki CHP'nin bugünkü hali ne kadar yapabilir? Değil mi? Yapamaz. Kendi iç işleriyle boğuşuyorlar. Ama durum çok kötü. Evet. Ya içler acısı. Ya o adamcağız 60 yaşında bir adamcağız değil mi? Evet. Ağlayacaktı be. Evet. Gerçekten. Ha, sen buna müstahak diyorsa birisi de o gerçekten hani faşist maşist dediklerimiz var ya ondan daha rezil bir insandır bence. Evet. Şunu bir izlesin ya. Doğru söylüyorsun.
Bir vatandaşımız daha var. Yine tanzim satışlarla ilgili konuşan ama bu bir esnaf. İşte temelden başlasın diyor ve aslında neyin ne olduğunu en güzel anlatan kişi. Arkadaşlar onu bir alabilir miyiz? Ucuza satacaklar mı? Ekmek gibi. Olur mu böyle bir şey? Yapılabilir mi? Vallahi yapabiliyorlarsa yapsınlar bakalım. Nasıl yapacaklarmış? Eskiden tanzim satış derlerdi ya. İşte şimdi biz bunlardan kuracağız. Bu fiyatları da üreticiden alıp aynen bunları tüketiciye taşıyacağız. Maliyetine. Kayrını koyup satmayacaksa, tanzim satımı yapacaksa buradaki esnaf niye vergi veriyor o zaman? Yani ben şimdi gideceğim, aynı şartlarda dövüşmeyeceğiz. Öyle değil mi? Biri devlet kurumu, biri özel. Devlet tutacak, kar almadan satacak. Ben burada karını koymadan nasıl satacağım? Her şeyi biliyor ya. Her şeyi biliyorsa işe temelden başlayacak. Üreticiyi destekleyecek. Yani işe temelden başlasın. Onlar hiç tanzime de gerek kalmaz. Devlet suçu kendinde arasın. Kimse de aramasın. Yok üreticiydi. Yok arada komisyoncuydu. Yok hiç aramasın. Kendini arasın devlet suçu. Bugün Çankaya'da... Evet. Cumhurbaşkanı olması gereken taraf sağdaki taraf. Değil mi? Gerçekten çok öz olarak açıklıyor ne olduğunu. Diğeri tümüyle yalan söylüyor. Çünkü maliyetler, mazot girdisi, gübre, hepsi bunları dolarla. Tabii. Patatesin kilosu kaç bir hesaplasın? Evet, üreticiyi desteklesin diyor. Hatırlıyorsan geçenlerde bir yerde biri bağırdı mazot parası. Hani mazotla. Mazot. Evet. Gübre, elektrik, su. Say baba say. Öyle düşünmek değil gerekiyor. O maliyet, maliyetine falan değil. Tabii. Maliyet bize giriyor. Tabii doğru söylüyorsun. Bir de tabii esnafın vergisi var, kirası var. O su bu su o derken... patates 3 lira değil, o patates 5 lira. O 2 lira kime giriyor? Bize giriyor. Evet. Özgü Uyanık'a da teşekkür ederim, Ankara'dan muhabirimiz. Güzel bir şey yakalamış. Diğer konuya geçelim o zaman. Bir bugün Erdoğan Bursa'ya gidiyor ve giderken yolda ilginç bir şey yaşanıyor. İlk önce videoyu izleyelim, ondan sonra da üzerine konuşalım. Ya abi açamıyor mu? Millet kaldı orada, orada. Hala açamıyorum diyorsun ya. Dinlemez abi, dinlemez. Dinlemez. Hayır, o kadar mı ölüyor? Dinlemez. Dinlemez. Git oraya tek geri göstereyim. Bana ne bağlı? Sana açacak mı? Ben o şey yapayım. Hadi açalım. Hem ince elini. Ambulans yolda tamamen trafiğin arasında kalmış ve insanlar artık isyan ediyorlar. Trafik polisi açamam yolu diyor. O da ne demek açamazsın diye insanlar hani üzerine yürüyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Adam öldü içinde artık açın şurayı diye. Yani bu resmi geçişler artık hakikaten vatandaşı tamamen mağdur etmeye başladı ki bir ambulans yani. Galiba bir ülkenin medeniyetinin de en büyük göstergesi bir ambulansa yol vermesi değil mi? Medeni insanlardan oluştuğunu anlamamız için ambulansa da yol vermesi gerektiğini biliyoruz. İktidar zehirlenmesi böyle bir şey. Devletin zehirlenmesi böyle bir şey. Devlet memurunun halk düşmanı olması, can düşmanı olması bu halkın böyle bir şey işte. Bunun adı bu kadar net. Evet. Vatandaşın değeri sıfır. Beyzade oradan geçsin diye. Öyle mi yani? Ne bu gerek mudur? Var yani bu kadar? Daha beterini söyleyeyim. Hadi bu bizim gibi insaniyet üzerinden değerlendirirler. Değerlendirdiğimizde böyle. Şeye bak, camiye giriyor. Camiye teşrif etti Sayın Cumhurbaşkanı diyor imam ya. Allah'ın mekanına teşrif mi ediliyor ya?
ve bir orduyla gidiyor neredeyse. Yani bak yine tefsire girmek zorunda kalacağım ama yani bu imam kafir. Bu imam Allah'a şirk koşuyor. Evet. Buna izin veren Cumhurbaşkanı da şirke alet oluyor. Evet. İmamlar artık ya, üstü... Ben Diyanet İşleri Başkanı olacağım. Kısa bir araya girelim. Tamam. Seni Diyanet İşleri Başkanı yapacağız. Kısa bir ara, tekrar görüşmek üzere.